SQL sorgularının karmaşasını buraya taşımış olacaktım aslında. Hiç de doğru bir yöntem değildi zaten bu. Ama prosedürü aldığım zaman sadece prosedürün adı var. İçeriğiyle ilgili hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz burada. Siz bunun içeriğini, algoritmasını vesaire doğrudan veri tabanı içerisinde değiştirebilirsiniz. Ancak bu sorgu içerisinde, bu metotta dikkat edilmesi gereken bir konu. Dikkat ederseniz ben burada DataRater'dan gelen sıfırıncı indeksi aldım. Siz prosedüre gidip sıfırıncı indeksi farklı bir sütun verirseniz, sıralamasını değiştirirseniz burası patlayacaktır. Çünkü sıfırıncı indekste product ID var. Siz buraya alakasız bir değer verirseniz haliyle sorun olacaktır. Benzer şekilde ben burada product name'i de verdim string olarak. Bunu istiyorum dedim. Bu sefer prosedür içerisinde product name'in görünmemesini ya da farklı bir şey de olabilir. Görünmemesini sağlarsanız burası da patlayacaktır. Bu nedenle yazdığınız prosedürün bu kısımda hiçbir değişiklik olmamasını istiyorsanız sütun isimlerinde çok sık değişiklik yapmamanız gerekiyor. Bu şekilde indeks kullanımının bir artısı bir de dezavantajı var. Avantaj ve dezavantajı. Ben adını yazdığım zaman adının değişmiş olma durumunda direkt hata fırlatacaktır. Burada ise ben ürün ID yazdım buraya. Gittim sıfırıncı indekse yani select'in o ilk sütununa, çekilen ilk sütuna product ID değil de product kategoriyi verdim. Gidip bana kategori ID'lerini ürün ID olarak listeleyecektir. Burada. Bu nedenle buralarda dikkatli olmanız gerekiyor. Hesaplı çalışmanız lazım. Değiştirilebilir. Prosedürden ilelebet aynı kalmaz. Gerçek hayatta öyle olduğu için. Küserim demek ki iş yürümüyor. Dinlemek zorunda da değiller yani. İhtiyaçtan dolayı değişik. Senin isteğine göre değil. Sen bir şey istersin, proje yöneticisi buna onay vermezse yapılmaz. Sen bir şeyin yapılmasını istemezsin, proje yöneticisi yapılması gerektiğini düşünüyorsa yapılır. Yani büyük çaplı projelerde, ekip çalışmalarında bireylerin istekleri olma zorunluluğu yok. Ya kendi projende yaparsın, o ayrı mesele. Bireyseldir. Geldi bana. Product ID olmadığı kesin. 1, 1, 2, 2 gidiyor. Kategori ID'yi yaptık. DR'nin ilk indeksi artık kategori ID. Bu nedenle işlem yanlış. Şu an. Şu an ama hata vermedi, değil mi? Artık
affet yok product line. İşte bu yüzden dikkat etmek gerekiyor. Oradan gelen veri önemli. O veri içerisinde product name artık yoksa burada isim yazmış olmak görsel olarak açıklayıcı, çok iyi. Yani buraya bakan kişi doğrudan bunun product name bilgisi olduğunu anlıyor. Ama prosedür değişirse gider. Peki yaptığımız uygulamalarda mesela product name değil de oraya ikinci indeksi vermiş ol, birinci indeksi vermiş olsaydı bunun yanında slash slash da product name diye belirtebilir miyim? Bu arada program patlar sorunun olduğunu. Açıklama satırı mı? Aha, açıklama satırı. Olur. Böyle şeyler yapalım. Yani bunu şöyle. Ben burada girdim. Bu artık patlamaz. Evet. Bir de şu var, şunu da söyleyeyim. Ürün ID'nin tipi nedir? İntecer. Ben bunu bilinçli olarak integer almasını söyleyebilirim. Hata yok. Ama daha riskli. Daha riskli çünkü aldığı değer, yani buraya getirdiği değer object olarak geliyor normalde şu şekilde. Object olduğu için kendisi bir tür dönüşümü yapıyor. Size hata vermiyor. Yani bakın buraya 0, 1, 2, 3 vesaire yazsanız bile hata değil. Çünkü indeksin değerini doğrudan alıyor. Ama ben bunu olması gereken en performanslı yöntem diyorum ki data reader içerisinde nokta dediğinizde get'ler gelir. Get float vesaire bakın tüm tipler var. Diyorum ki veri tabanından gelecek nesne değer bir integer. Doğrudan bunu integer olarak al. Ekstra bir cast işlemi yapmıyor. Performans olarak olumlu. Dezavantajı ne? Artık sıfırıncı indekse şimdi şunu invalid cast exception. Dönüştürmede patladı. İşte bunun da riski bu. Siz arka tarafı değiştirdiğiniz zaman burası doğrudan int olarak alıyor ama gelen şey varchar, bir string. Evet, yani her şeyin planlı olması gerekiyor. Verebiliyoruz. Evet. Gelen sütunların sırası aslında. Gelin 5 tane şey şöyle. Burada 3 tane var. 4 verdim. Hatta 3 versem de İndeks hatası var. Peki diyelim ki deklaratif sistem yöneticisi oradaki product name'i bizim olarak name'i ekliyoruz. Yani programda olarak altın çalışıyor. Product name'i ekliyoruz. Böyle bir şey olmaz. Zaten database geliştiriciye yani sizin
ekip olarak bir yöneticiniz var. Yönetici belirliyor bazı şeyleri. İşte senin ihtiyacın varsa sen yöneticiye gidersin. O database geliştiriciye talimat verir. Bu şekilde bir geliştirme yapılır. Hani geliştirici kafasına göre, işte database'ci kafasına göre ya ben bunu göndermiyorum demez. Öyle bir şey yok. Yetki de yok. Mantık da yok. Çünkü yazılımı geliştiren sensin. Ama gereksiz olan şeyleri de teftiş eden yetkililer vardır. Tamam mı? Yani iş analiz uzmanları. Bunlar uygulamalara bakar. Örneğin database'ci rapor hazırlar. Database yöneticisi der ki şuralardan çok fazla sorgu, trafik yiyor. Çok fazla trafik var. Bunların performansını düzenlemeniz gerekiyor falan. Onlar da bir inceleme yapar. Örneğin arayüzlerde 3 tane sütun değeri fazladan geliyor. Yani doğum tarihi ya da modified date bilgisi hiç ihtiyacı yok arayüzde. Ama sen alıyorsun. İşine kolay geliyor ya da umursamadın filan. Hemen der ki adam bu bilgiyi çıkar. Alma. Senden çıkarttırır senin yazılımdan. Database'ye der ki bunu da gönderme. Koordinelidir yani. O da sen bunu düzenlersin. O da arka tarafta prosedürü modifiye dedi, göndermeyi keser. Peki prosedürü biz onu versen ama biz onu almasak gene aynı yavaşlık devam eder. Evet, sen onu arayüze çekiyorsan devam eder. Prosedürü çalıştırdıysan prosedür onları çekiyor. Yani prosedür gönderiyor, sen ister al ister alma. Sen sadece programı almamış oluyorsun. Yine A'dan geliyor. Burayı karıştırdım biraz artık. Ona göre hatırlar düzenlersiniz. Execute scalar yapalım. Değer.
bize object dönüyor. Görüşe bakın. Object'i string'e atamam için toString devam lazım. Sonra da bunu yes. Bağlantıyı kapat. Şimdi geldi. Aynı sorguyu SQL'de test edelim. Böyle. Bir şey mi? Yok, hani bir şey kaydoldu. Alet kaydoldu yapmak için text results yanındaki S artı makro için yazsak olur. Şuraya da yazabilirim. Bir formun doğadığında database'den veri çekme vesaire işlemi yapmayın. Çünkü onu yapana kadar bir donma olacaktır. Bekleyecektir o işlemin yapılmasını. Ya da bir butonun altında doğrudan bir işlem yapmayın. İşte metotları yığarsınız. Cluster içerisinde yaparsınız. Onları katmanlı mimaride göstereceğim. O şekilde yaparsanız hem temiz hem de performanslı bir çalışma olur. Bunlar.